Sizin cumhuriyet yaramaz. Cumhuriyet yaramaz, yaramaz. Cumhuriyet yaramaz. Hürriyet daha iyi. Neden diyecek olursanız çünkü müzik seti veriyor. Nasıl geçti seyahat? Çok başarılıydı Börkler. Getir ben sana sokayım bakayım nasıl oluyor. Ne biçim yapıyorsun lan? Hanımefendi ben sadece... Niye çocuğun canını acıtıyorsun lan? Ben sokakta mı buldum bu çocuğu lan? Sokakta mı buldum ha? Bizim oğlan da haliyle Türk kızına tutuldu. Bakın ben bile şakır şakır Türkçe konuşuyorum. Değil mi lan? Ya. Öğrenciler, dersi kitabı bırakır da memleketi bölmeye sapar öğrenciler. Ben size soru soruyorum. Oğlum burada mı? Ettiğimiz kelamdır, soru değil. Samanlıktan samanında kaldıramadım seni. Abo ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey olmaz, düşüyelim abi. Düşünün ucunu, düşüyelim abi. Aman abi, pardon yani. Bu ne? Yastık mı bu? Bak başı burada, ayakları burada. Çocuk bu. Bundan bir anlaşma yapacağız. Bizim de bir çocuk türkücümüz olacak. Tıp yanılmış olamaz mı? Ben bunca yıllık doktorum, tıbbın yanıldığını görmedim. Maşallah siz de turp gibisiniz. Şimdi gelelim şu birleşmeye. Ben birleşmem. Birleşmem. İnanın Sayın Kırca, yanlış anlaşılmasın diye denize bile girmiyoruz. Sevgilim nasılsın? Su iç, sesin kısılsın. Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun. Reklamlardan sonra gelebileceğiz. Ne olur bizden ayrılmayın. Cenab-ı Allah dünya gözüyle şu hadiseyi gösterdi ya. Artık ölsem de gam yemem. Birbirlerine ne kadar da yakışıyorlar değil mi? Vallahi öyle. Cenab-ı Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Ne diyorsun ya? Yani söz gelişi. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, devam etsin diye bir dilek. Dansöz, yani dansör. Niye sör bu? Canım bana niye soruyorsun? Kaddafi'ye sör. Oğlum buralarda kadın oynatmazlar. Onun için erkekler çıkıyor. Hani bizim orta oyunundaki zenneler gibi. Kadınların yerine erkekler çıkarmış ya. Hocanın keyfi yerinde baksana. Ha, Kaddafi de kasım kasım kasılıyor. Şimdi Kaddafi konuşacak. Hocaya bir övgü, ülkeye bir metiye. Şu bizim hoca çok akıllı adam. İşini iyi biliyor. Efendim çadırdaki görüşmelerimiz başlıyor. Bu görüşmeleri bir de isim takalım hocam. Takalım mı derem? Şöyle olsun. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Değerli konuklar... Vermeyin yüzü Araplar ve Türkler. Çadır tiyatromuza hoş geldiniz. Oyunumuzun adı çadırımın üstünde şıp dedi damladı. Hocam buyurun temaşa edin. Yo, ilk söz Arap'ın olsun. Çadırın içi övgüyle de olsun. Bu da bize moral olsun. Süleyman çatlasın, Tansu sararsın solsun. Buyurun ya Kaddafi. Sizin hepinizin topunuzun Allah... Kalkıyor. Bu ne biçim? Topunuzun Allah iyiliğini versin dedi. Hepimizi övdü.
Allah şükür ya Rabbi. Adam mısınız lan siz? He? Siz adam mısınız ulan? He? Size adam diyenin. Siz adam değilsiniz. Siz bir meleksiniz demek suretiyle bizi onurlandırdı. Allah şükür ya Rabbi. Ne bakıyorsunuz lan ben? He? Ben ne bakıyorsunuz? Daha doğrusu trene bakar gibi ne bakıyorsunuz lan? He? İyi ki trenle gelmediniz. Yolculuğunuz çok yorucu olurdu diyor. Allah Allah şükür ya Rabbi. Ben sizin ciğerinizi bilirim, ciğerinizi. Sizin ciğeriniz var ya, 5 para etmez, 5 para. Subhanallah. 5 para etmezsiniz, çünkü çok daha fazla para edersiniz. Ciğer meselesine de gelince, yemekte size ciğer yaptıracağım, çok iyi bir Arnavut aşçım var, diyor. Hıyarlığınızın lüzumu yok, hıyarlığınızın. Hıyar da bulursak diyor, yanına bir de cırcık yaptık mı tamam. Ya Rabbi şükür. Gönül diyor al eline sopayı şöyle yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Eğer bunları yemezseniz size bir de kol böreği yaptırırım diyor. Allah şükür ya Rabbi. Sizin cumhuriyet yaramaz. Cumhuriyet yaramaz. Cumhuriyet yaramaz. Hürriyet daha iyi. Neden diyecek olursanız çünkü müzik seti veriyor. Puh size. Puh. Size nazar değmesin. Puh. Tüh 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 tüh. Maşallah diyerek sözlerini tamamladı. Ne oldu şimdi? Vallahi bir şey anladıysam Arap olayım. Şimdi hocamız konuşacaklar. Efendim mühterem Kaddafi bizi çok iyi karşıladı. Bize kucak açtı, kolunu sıvadı, yüzümüze tükürdü, bize maşallah dedi, bize üfledi. Onun üfürüğü kuvvetli, tükürüğü şifalıdır. Ne iyi etmişiz de buralara kadar gelmişiz. Aradığımızı bulduk, geldiğimize değdi. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz vaziyeti? Çok başarılı geçti mühterem. Adam kimseye tırnağının ucunu göstermez. Bize kolunu çekti, gösterdi. Ne demek şimdi bu hocam? Yani bize elini veren kolunu alamaz. Kolunu veren hapı yuttu. Efendim bir şey alır mıydınız? Yok, istemez. Siz efendim? Neyiniz var oğlum? Tesbih var, zemzem var. Bana bir gül suyu verir misin? Tabii efendim. Hocam siz bir şey alır mıydınız? Nasıl geçti seyahat? Çok başarılıydı mühterem. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Muzaffer bir Romalı komutan gibi. Siz iyi geç diyorsunuz ama Türkiye'de böyle bir kanı yok. Ben ona bir üflerim dağılır. Peki seyahatleriniz devam edecek mi? Elbette. Dış ülkeler bizi böyle iyi karşıladıkları müddetçe seyahatlerimiz devam edecek, müjdeler olsun. Görmüyor musun? Omuzundan bıçak yarası aldı. Aşk yarası mı he? Yok değil. Görmüyor musunuz? Yaralandı çocuk. Ne yapacağız? Artık siz bilirsiniz. Bıçağı çıkaracaksınız. Ben nasıl çıkarayım ya? Delim ne? Hadi git işine be. Nasıl? Ya ne oluyor hemşerim burada ya? Ne bağırıyor? Ne var ya? Arkadaş omuzundan yaralandı. Kan kaybediyor. Tuttum da çıkart diye. Ben nasıl çıkartayım bıçağı ya? Kim soktuysa o çıkarsın. Ya çıkarttırık ya. Ben sokmadım ama ben çıkarttırık. Ya müşteriyi niye geri çeviriyorsun? Gel kardeşim ya. Affedersin kardeş. Durum çok acil. Herkesin durumu acil. Kapıda acil yazıyor. Görmüyor mu? Kardeşim çocuk parayı yuttu. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Hemen çıkartmak lazım. Ne var bunda üzülecek? Param varmış yutmuş çocuk. Bak ay sonu. Bizde para yok. Bizim çocukların kursağından bir şey girmedi içeri. Bırak gevezeni de şu parayı çıkar. Çıkaramam kardeşim çıkaramam. Banka mı burası? Hadi git ya. Gel çocuk. Uzun da bir yerik bu. Bakayım. Acıyor mu? Bastırınca acıyor mu? Acıyor. Çok mu acıyor lan? Dur bir iyice bak. Bastırınca acıyor. Demek ki buna bıçak saplanmış. Doğrudur. Biz de onu diyoruz yani. Yalan mı söylüyoruz? Bıçak saplanmış. Kardeşim sana yalan söylüyorsun diyen var mı?
Bıçak saplanmış ama acaba diyorum ben seni. Boynunuz böyle bükük içeri girerken görünce dedim acaba bunlar bana şaka mı yapıyor diye şey yapıyor. Hayır yani şaka yapsak sana niye yapalım hemşerim? Niye bana yapmıyoruz da? Ben adam değil miyim? Yani bana şaka yapılamaz mı? Yani beni adam yerine koymuyoruz mu? Ayıp değil. Pardon bak bıçak saplanmış doğrudur. Aman abi hadi bir doktor çağır da bir an önce şu bıçağı çıkarıversin. Hadi ya dur güldürme beni. Hatta güleydi. Ulan doktor çağırınca doktor hadiye gelse memlekette sağının sorunu kalmaz la. Kedi mi lan bu? Doktoru kedi gibi çağır. Meslem bak. Yok doktor muhtarı yok. Acelemiz yok. Telaş etme. Çıkaracağız. Getir çek sandalyeyi oturalım konuşalım. Benim omzumdaki bıçak ne olacak? Bakacağız. Ona bakacağız. Onu düşünmek lazım. O aceleyi getirmemek lazım. Ben sizi öyle kapıda görünce dedim acaba kamera şakası falan mı yapıyor? Hani sonunda el şey ediliyor ya hani böyle el sallanıyor hani bana el sallanıyor. Çay içer misiniz çay? Bak çok güzel demledim vallahi mis gibi. Bir çay içmeden kimsenin hiçbir tarafına bir şey yapamam bak açık söylüyorum. İçer misiniz çay? İçmeyiz. Ben içeceğim. Neden diyecek olursanız yoruldum. Çünkü helayı temizledim. Helada kanıyor ben bak, her şeye ben bakıyorum. Lan herifin biri helanın deliğine bir bırakmış. Allah'ım inkar edeyim delikten büyük. Şöyle soydum kolumu helanın deliğine bir soktum belinden bir tuttum onu. Çektim çıkmıyor dağıldı çelik çomak anasını. Çıkarttım hela felahladı. Gitti. Çay da çok güzel olmuş içer misin lan? Bir doktor bulsaydık. Bir doktor bulsam ben görürüm lan. Oh. Sırtlarım ağrıyor vallahi. Neyse hadi çaydan vazgeçtim sana bakak. Hadi çıkartak da gidin bari işimiz gücümüz var. Sen mi yapacaksın? He ne var bunda şaşıracak ki? Ben yani hadi bir elini yıkasaydın diyorum abi. Ben niye elimi yıkıyorum ki nasıl var lan? Ulan kokulu yapıyor Allah ceza. La su mu var da yıkıyor lan? 15 gündür sular akmıyor be. Ya Allah bismillah. Bağırıp durma la kare gibi bağırma la. Ana ne var la alt tarafı bir bıçak girmiş la. Dur bakayım. Çek beni çek. Kırın. Üzdüreceğim kıracağım bacağı. Sen tut dayanaksız pedi. Tut. Bağırma kare gibi bağırma la. Dur la dur. Ya kardeşim öldüreceksin çocuğu böyle para çıkarılır mı? Ya ne karışıyorsun ya? Aa herif sallıyor işte. Yok para olsa dışarıdı. Ver şu çocuğumu be. Allah cezanızı versin sizin. Aa nankör karı be. Bana mı söylüyorsun lan sen gel bakayım bir dakika. Hemşire kardeş kolun koptu. Hayırlı olsun. Kolumu da sana getirdim. Sağ ol eksik olma. Akşam bizim köpeklere veririm bahçedeki. Arkadaş köpeklere ver diye getirmedim ben onu. Yok ya ben mi yiyeceğim? Dikin bunu bana. Yok ya. Kumaş kendinden tüccar tercihim lan ben. Lan ben bunu çıkaramıyorum Allah kahretsin kafa. Ben bunu çıkartamıyorum bu benim işim değil lan. Ha, şunu bileydin ha. Buna doktor lazım lan. La Hoso. La bak gel lan buraya. Gel doktor çağır bana. Hangisini? Lan kaç tane doktor var? Hayır. Bir tane doktor var. O da İbrahim. Çağır şey İbrahim'i. Doktor İbrahim! Doktor İbrahim! Doktor İbrahim! Doktor İbrahim! Lan doktor İbrahim! Asker arkadaşım İbrahim. Hayvan! Lan bey demezsen koskoca herif odasından çıkar mı lan? Bırakın lan bırakın. Allah hepinizi cezasını versin. Böyle hastane de olmaz, böyle sağlık sistemi de olmaz. Yürü lan, yürü! Ulan ne edecek yaranamıyor lan bunlara? Ulan o kadar didindik lan, tuh Allah'ım be! Lan getir tablayı da oynayak lan bari. Yarışmacılarımızla heyecanı dorukta yaşayacağımız, tehlikeyi her an her dakika hissedeceğimiz görevimiz tehlike başlıyor. Evet, biz hazırız, seyircilerimiz hazır. Bakalım yarışmacılarınız da hazır mı? Tehlikeye karşı gözü pek yarışmacılarımız burada. İşte birinci yarışmacımız, Ayla Yayla. Ve ikinci yarışmacımız Hakan Saltık. Yarışmacımız Seda Sessiz.
son yarışmacımız Mehmet Ehvenişer. Efendim hoş geldiniz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Adım Ayla Yayla, ev hanımıyım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hakan Saltık, işsizim. İş arıyorum, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Seda Sessiz, üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Adım Mehmet Ehvenişer. İşim var, işçiyim. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarışmacılarımızı tanıdıktan sonra hemen yarışmamıza başlıyoruz. Ama önce yarışma açıklayıcımız Nuri'den yarışmanın kurallarını öğreniyoruz. Haydi. Evet, yarışmamızın bu ilk bölümü Zıplak Hap adını taşıyor ve bu ilk bölümde yarışmacılarımız bir kamyonda bulunan kutuları ve poşetleri katmaya çalışacaklar. Her bir yarışmacı kaç poşet ya da kutu yakalarsa ona göre puan alacak. Ve bir şey daha, tabii ki yarışmacılarımız zemindeki çamura bulaşmamaya çalışacaklar. Birinci bölümün kurallarını duydunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Aa, neden olsun canım? Nuri ne güzel anlattı. Çok haklısın. Bravo Nuri. Öyleyse hemen yarışmamıza başlayalım. Birinci bölüm. Maşallah ya, yarışmacılarımızda da ne enerji varmış. Tabii ya, ne sandın? Biz dünyayı titretmiş bir neslin torunlarıyız. Kesinlikle haklısın. Yarışmacılarımız da bunu kanıtlarcasına yarışıyorlar. Birinci bölümümüz bitti. Bakalım bu bölümün galibi kim? Bu bölümde tam 4 yardım paketi yakalayarak bingo yapan Ayla Yayla Hanım'ı kutluyoruz. Ayla Hanım, kutlarım sizi. Sağ ol. Önceden hazırlanmışsınız galiba. Öyle sayılır. Şimdi de hiç vakit kaybetmeden ikinci bölüme başlayalım. Yalnız daha önce Nuri bize ikinci bölümün kurallarını anlatsın. Haydi Nuri. Evet, Engel Aş, meydana ulaş adlı ikinci bölümümüzde yarışmacılarımız toplu halde yürüyecekler ve karşılarına çıkan güvenlik güçlerini aşmaya çalışacaklar. Engeli aşıp meydana ulaşan ya da yaklaşan yarışmacımız yaklaştığı oran ölçüsünde bizden puan alacak. İşte ikinci bölümümüzün yarışma kuralları. Sanırız yarışmacılarımız hazır. Hazırız. O halde hemen ikinci bölüme başlıyoruz. Yarışmacılarımız darbelere bana mısın demeden direniyorlar. Bakalım meydana varabilecekler mi? Bence bu çabayı takdir etmek lazım. Ben dayanamazdım şahsen. Kolay değil tabii ama bütün bunlar bizim yarışmacılarımıza vız geliyor. Çemberi aşıp meydana ulaşan ağzı burnu kan içindeki yarışmacımız bingo yapıyor. Bravo! 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 Şimdi de yarışmamızın üçüncü ve son bölümüne geçiyoruz. Ama önce Nuri'den yarışmamızın kurallarını öğreniyoruz. Evet Nuri.
Evet, bil bakalım tehlike nereden girecek adlı üçüncü bölümümüzde yarışmacılarımız tehlike meydanında duracaklar ve nereden geldiği belli olmayan tehlikeleri karşı kendilerini koruyacaklar. Bu bölüm sonunda da artık ayakta kalmayı başaran yarışmacılarımız bingo yapmaya hak kazanacaklar. Görüldüğü gibi kurallarımız oldukça basit. O halde hemen yarışmamıza geçelim. Bir şey yok. Yarışmamız devam ediyor. Yaylı bakışa devam ediyor. Bence bu tehlikeyi aşamayacaklar. Bence de öyle. Vay be, hala ayaktalar. Kesinlikle bingo. Kesinlikle. Kutlarım sizi. Bu kadar tehlikeye rağmen hala ayaktasınız. Bravo. Kardeş. Biz vatandaş olarak her gün bu tehlikeleri yaşadığımız için şerbetlendik artık. Ne yapalım, biz yanalım. Yeter ki bizden sonraki kuşaklar aydınlansın. Evet, yarışmacılarımızı hep birlikte alkışlıyoruz. Reklamlardan sonra gene geleceğiz. Ne olur bizden ayrılmayın. Başlıyorsun galiba. Evet, bugün meslekte ilk günüm. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ ol. Başarılar doktor bey. Hastaları almaya sağ ol. Başlayalım mı? Sağ ol, sağ ol. Evet, evet, alın, alın, evet. Sıradaki gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sakin ol, hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun oturun. Evet, neyiniz var? Kolu kırıldı doktor bey. Merdivenden düştü. Öyle mi? Hemşire hanım, röntgen çekeceğiz. Tamam efendim, hazırlattırayım. Çok ağrıyor. Ama bir bakmam lazım. Ah, değil mi? Ah, 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 lan doktor. Ah, ah, ah. Abiciğim ya. Ne oluyor lan? Bu kimin sesi? Bağıran bizim dayımız. He, dayımızı bağırtıyorlar. Niye dayımızı bağırtıyorsun? Canını yakıyorsun lan? Ama bakmazsan anlayamam diye. Ah, 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 ah. Bir dakika, bir dakika. Senin canın yanıyor mu dayı? Çok yanıyor. Can öyle yakılmaz. Geçmiş olsun. Yani boş ver, olur böyle şeyler. Hemen moralinizi bozmayın. Evet, ilk gün böyle bir şey olması kötü bir tesadüf tabii. Siz yine de sıradaki hastayı alın hemşire hanım. Tamam efendim. İyi olduğuna emin misin? İyi, iyi. Sıradaki hasta. Buyurun. Geçiyorum. Sağ olun. Evet, günaydın hanımefendi. Günaydın. Siz mi hastasınız, çocuk mu? Çocuk hasta. Öyle mi, geçmiş olsun. Nesi varmış bakalım? Boğazı ağrıyor şöyle. Güzel. Peki, aç bakalım ağzını. Ade bakayım. Ne yapıyorsun ya? Ade, ade. Bir şey yapmıyorum. Aç bakayım. Ayı acıyor. İyice aç, iyice aç. Acıyor diyor çocuk ya. Olsun, ade, ade. Benim çocuğum yalan söylemez. Acıyor demek ki. Tamam ama geçecek. Aç bakayım. Ne yapıyorsun lan? Susacağım diyor çocuk lan. Ne sokuyorsun çocuğun gırtlağının ortalık yerine? Getir ben sana sokayım bakayım nasıl oluyor. Ne biçim yapıyorsun lan? Hanımefendi ben sadece... Niye çocuğun canını acıtıyorsun lan? Ben sokakta mı buldum bu çocuğu lan? Sokakta mı buldum? Ha? 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 Doktor bey ne oldu böyle? Hiç sormayın. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Geçmiş olsun. Duydum, çok üzüldüm. İstersen bugün çalışma, biraz istirahat et. Hayır, ilk günden olmaz. Onca hasta var dışarıda. Hemşire hanım, biz işimize bakalım lütfen. Peki doktor bey. Geçmiş olsun. Verilmiş sadaka. Sıradaki hasta. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu alırsan beni çağır. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Evet,
Neyiniz vardı? Karım biraz öksürüyor da doktor bey. Öyle mi? Geçmiş olsun. Buyurun. Geçelim. Şöyle oturun lütfen. Evet, bir saniye. Siz ne yapıyorsunuz doktor bey? Sırtını açıyorum. Doktor bey, karımın sırtını niye açıyorsunuz? Ama sırtını açmadan dinleyemem ki. Doktor bey, siz kim oluyorsunuz da karımın sırtını dinliyorsunuz? Öksürün lütfen. Sırtını açıp dinleyip öyle doktor bey, koymam lazım. Çek şu ellerini karımın üstünden. Kocam ne diyorsa onu yapın. Anlaşıldı mı? Ben sadece kocama aittim. Tamam mı? Doktor, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Az önce de benim kolumu kırdılar. Benim de kafamı yardılar. Biz 15 senedir dayanıyoruz. Sen de alışırsın. Kusura bakmasınlar, alışamam. Onun için işi bırakıyorum. Doktor bey nereye? Hastalar ne olacak? Hastalar hasta olmadan önce insan olmayı öğrensinler. Ömer. Ay korktun mu? Ay vallahi korktum. Niye korkuyorsun? Bir şeyler sürmüşün yüzüne. Ne o, karnaval mı var kuzum? Hayır şekerim, güzellik maskesi yaptım. Güzellik maskesiyle güzelleşebileceğini mi sanıyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Yani sen zaten güzelsin. Ne gerek var demek istiyorum. Çevir kazı da yanmasın. Sen niye giyiniyorsun böyle acele acele? Ben sabahları işe gitmiyor muyum canım? Benim bildiğim kadarıyla pazar günleri gitmiyorsun. Bugün pazar mı? Pazar ya. Ah pazar ya. Nasıl da unutmuşum bir an. Ah canım benim. Ah. Çok yoruluyorsun Ömer'cim. Sana çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Şöyle güzel güzelli kendine gel. Ah geliyor kokusu. Günaydın baba. Günaydın kızım. Kahvaltıdan sonra boğaza inelim mi? Yani akşamüstü midye tava falan yeriz. Sen seviyorsun ya. Ben seviyorum ama boğaz kalabalık olur bugün. Hava nasıl? Aman berbat, yine yağmurlu. Bu sene bir türlü yaz gelmedi kardeşim. Nedir bu Allah aşkına? Mevsimlerin zamanı değişti. Hava da kötüymüş işte. Evde oturup miskinlik yaparız daha iyi. Hadi o zaman kahvaltı. Tamam, yüzümü yıkayayım geliyorum. Sular akmıyor. Aa evet, söylemeyi unuttum. Sular kesik. Yani 3 kuruş keyfimiz vardı. Güne suyla başladık. Ne işin var senin suyla? Ya yüzümü yıkamayayım mı? Tuvalete gitmeyeyim mi? Ben sana şundan dökerim. Gel hayatım sen. Yandım be. Ne yapayım? Çay suyu bu. Alıştıramadım. Başka su yok. Hem o kadar abartma canım. Ne var bunda? Dök peki biraz dök. Of of of. Vallahi ya. Vallahi ya. Tamam hadi tamam. Of of of. Oo, sucuklar mucuklar, yumurtalar haşlanmış. Allah, ne bu ziyafet mi? Niye olmasın baba? Sen her şeyin iyisine layıksın. Buyur. Hepimiz iyi şeylere layıkız. Ah babacığım, gazeteleri. Aman okuma Allah aşkına şu gazeteleri. Niye adamın canını sıkıyorsun pazar sabahı? Vallahi doğru söylüyorsun, al kız. Okuyup da ne olacak sanki? Evet. Her gün aynı havadisler. Doğru. Tansucuğun başbakanlık için canını veriyor. Mahvetti kadın hepimizi, kadınların yüz karası. Erbakan denilen adam seçime gidiyor partisi kapanmasın diye. Paşalar briefing veriyor. Adalet Bakanı briefinge katılanları tehdit ediyor. O onu kesti, öbürü öbürünü doğradı. Sağ sol kavgası. Ay vallahi içime fenalık geldi. Eyvallah, gazeteyi okumadığım iyi oldu. Seni dinleyince okumuş kadar oldum. Emine Kalkancı'yı duydun mu baba? O kim kız? Ya hani var ya Ali Kalkancı'nın karısı. Başını açmış. Ama neresini açarsa açsın bize ne ya? Ne olmuş başını açtıysa? Bizim başımız Atatürk'ten bu yana açık. Ne olmuş, kim ne kötülüğümüzü görmüş? Doğrusu. Kızım, burada yatar her şeyi, burada, vicdanda. Sen içini rahat tut, ötesi politika. Tamam, kapıya bak kız. Tamam. Kim ki bu? İnşallah misafir değildir, pazar günü çekemem vallahi. Bu saatte misafir olur mu ya? Neden olmasın? Geçen pazar nasıl dayınlar geldi sabah sabah? Aman. Bana söylüyorsun, sen bakıyorsun gazeteye. Sana yasak hayatım, ben bakarım. Sana televizyon da yasak bugün. Televizyonu da açmayacaksın, dinleneceksin. Hayırdır inşallah, ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu kızım? Bu da ne, sen de kimsin? Sesinizi çıkarmazsanız hiçbirinize zarar vermeyiz. Sesinizi çıkartmazsanız hiçbirinize bir şey olmaz. Bak bakalım, bizi takip etmişler. Bir dakika bakıyorum. Polisler bu tarafa doğru koşuyor. Siz kimsiniz? Sen KPTT. Postacı mısınız? Bunu size anlatmak zor. Biz halk için çalışıyoruz. Bana anlatamadığını halka nasıl anlatacaksın? Senin dilin biraz fazla uzun. Değil. O hiçbir şey bilmez. Siz benimle konuşun. Ne olur kızımı bırakın.
Bak evin içindeyiz, hiçbir yere gidemeyiz. Ne olur söz, hiçbir şey yapmayız. Bırakayım. Bırak. Anne! Anne! Canlar uzak durun. Ateş açılırsa yaralanmamış olursunuz. Yaralanmak mı? Yani biz de mi vuracaklar? Suçsuz yavrum. Bak bakalım polis oralarda mı hala? Etraf polis kaynıyor. Eğer buraya girdiğimizi anlamadılarsa birazdan dağılabilirler. Habire çoğalıyorlar. Sanki polis bayramı. Öyle de acıktım ki. Ben de iki gündür ağzıma bir şey koymadım. İnşallah bizim kahvaltıyı fark etmezler çünkü ben de açım. Sen öyle san. Fark etti bile. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Görmez olur muyuz? Hadi yiyelim öyleyse, daha ne duruyoruz? Yok sen burada bekle, dışarıyı kolla. Önce biz yiyelim sonra sen nöbetleşe. Gitti bizim kahvaltı. Ne zamandır böyle güzel bir sofra görmemişim. Sucuk da çok güzelmiş ha. Sucuktan bir tane bile almak nasip olmadı. O bırak şimdi, sucuğun sırası mı? Çaylar da soğukmuş ya. Sen de buldun bunu yiyorsun ha. Oğlum propaganda yapmadan yiyin şunları lan. Bir tarafım şişiyor burada. Dur bakalım, sen de yiyeceksin. Sen bak bakalım dışarıda durum nasıl. Evin önünde toplanmaya başladılar. Buraya doğru bakıyorlar. Karda da helikopter dolaşıyor. Allah kahretsin, kendimizi tehdit ettiler. Bu nasıl durumu? Ölmüş. Ne şans be, kahvaltı bile edemedik. Hadi ateş edelim, onları buraya yaklaştırmayalım. Ateş et. Girelim, bir şeyin altına sıkılalım. Neyin altına girelim şimdi durup dururken? Yatağına girelim. Ya hadi yatağına. Hadi girelim. Eğilin de vurulmayın. Dikkat, dikkat. Bir dakika, bir dakika, ateşi kes. Bir şey söylüyorlar. Teröristler, teslim olun. Etrafınız sarıldı. Boş yere kan dökülmesin. Elinizde masum insanlar var. Bizi ancak onu ele geçirebilirsiniz. Kanımızın son damlasına kadar çatışacağız. Bu evden kimseden çıkmayacak. Kimse çıkamaz diyor. Keşke kızı dinleyip Milliyet Hava Yemeği'ne gitseydik Boğaz'a. Ne oldu? Önemli bir şey yok, kolumdan vuruldum. Moralim bozma, moralim bozma. Şşş, siz çıkın oraya. Çıkın! Televizyon var mı? Olmaz olur mu? Aç çabuk! Açmasak diyorum. Yani canımız sıkılmasın. Kim bilir neler oluyor sokaklarda. Değil mi? Evimizin huzurunu bozmayalım. Saçmalama anne. Canım sıkılmasın diye söyledim. Ev tamamıyla kuşatıldı. Operasyon başarıyla gerçekleşecek. Önemli olan kan dökülmemesi. Teröristler sürekli uyarılıyorlar. Çatışma olanca hızıyla sürüyor. Tamam abi. Baskını gerçekleştiriyoruz. Operasyon başarıyla tamamlandı sayın seyirciler. Halk emniyet güçlerini çılgınca alkışlıyor. Operasyon sırasında ev sakinlerinin burnu bile kanamadı. Bir şey mi dedin? Demedim ama diyeyim bari. Diyeyim de sessizlik bozulsun. Memlekette yaşanan olaylar burnumuzun dibine kadar geldi. Haklısın. Memlekette olup biteni görmemek vallahi körlük olur. Günaydın be, iyi uyudun mu? Ne uyumasın ben? Bütün gece bir sağa bir sola döndüm durdum. Sırtım ağrıyor sırtım. En iyisi ben senin sırtını bir ov vereyim ha. Ov ov ama senin gücün yetmez. Sen en iyisi çiğne. Çiğneyim yat be. Cire bakayım şuna. Ulan! Ulan yavaş yap! Vur dediysek öldür demedik be! Yavaş yapıyorum, yavaş dur! Ulan dur artık! Yapacağın işi senin. Git Nuri'yi çağır! Çağırayım. Nuri!
Buyur kocacığım, ne istiyorsun? Ayaklarımı yıkayacağım. Biliyorum zaten, ben de hazırlık yaptıydım. Kız! Dokunma herife, git su getir. Ayım benim. Bak anam, bak. Şöyle otur, bir yay kendini. Koçum. Üçüncü karım nerede? Hayriye? Ne yapacağım o sıka karıyı be? Hadi git çağır onu. Hayriye! Kız! Kocamız çağırıyor. Buyur kocacığım. Bana bak, kahvaltımı hazırla. Nuriye benim ayaklarımı yıkarken sen de benim yemeğimi yediniz. Daha meclise gideceğim. Genel başkanın gözü beni ara. Bana bak, mecliste o karıyla pek sıkı fıkı olma. Elini falan da sıktırtma. Suyunu ılıştırdım da getirdim kocacığım. Ayakların yağlı. Ulan ayağımı yattım lan. Ulan git, git. Git odunu getir. Git odunu getir, bize müzik çalarsın. Yemek müziği. Hadi. Evet, tamam. İnce ruhlu ayı. Aslanım. Buyur kocacığım, sana mama yaptım. Ulan ben bebek miyim? Sen bizim bebeğimizsin ulan. Vallahi beni şımartıyorsunuz ha. Hadi ham yap, hadi. Yapmam, hadi, yapmam, hadi, yapmam. Hadi, yapmam, yap, 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 hadi, yap, hadi, yap, hadi, yap, hadi, yap, hadi, yap, hadi. Hadi bir daha ham. Yapmam, hadi bir daha. Yapmam. Hadi bir daha ham, bir daha. Ağım. Rahatladın ulan. Dur lan, dur lan, dur lan, dur lan. Hadi bir daha, hadi bir daha. Yapma, hadi bir daha. Bir daha. Ben yediremiyorum kız, çekil. Çok güzel ham yapar o. Hadi ham yap yavrum. Yapma, yapma. Ham. Doydun mu koçum? Doydum anam. Ver kız. Bir de sileyim herifimi. Oh anam. Yarasın. Samanlıktan samanından kaldıramadım zehri. Ben sana yandım zehri. Hele hele yandım zehri. Ben sana yandım zehri. Şimdi geldi sevişme beni zamanında zehri. Hele hele yandım zehri. Çalıyor, gideyim bakayım. Buyurun. Hemşire, iyi günler. İyi günler. Behbi Bey evdeler mi acaba? İçeride. Lütfen çağırır mısınız? Kocacığım. Kocacığım, seni çağırıyorlar. Kapıya bak kocacığım. Bakarım karıcıklarım. Bakarım, bakarım, bakarım. Ah. Selamun aleyküm Behbi Bey. Aleyküm selam. Hoş geldin Hasan Bey. Hoş bulduk Behbi Bey. Müjdemi isterim, müjdemi. Hayırdır, ne müjdesi? Bakan oldum Behbi Bey, bakan. Bakan mı? Ne bakanı? Kadından ve aileden sorumlu devlet bakanı. Hadi ya. Ulan şöyle orman falan gibi anladığım bir bakanlık olsa neyse. Ulan ben ne anlarım kadın bakanlığından be? Olur mu öyle şey? Baksana üç tane karın var maşallah. Kadından sen anlamayacaksın da kim anlayacak? Tabii ya. Bütün bu karıların sorunlarını çözdüğüme göre öbür karıların da hakkından gelirim evvelallah. Maşallah. Hadi muhterem genel başkanımız seni bekliyor. Üstüne bir şey giy de gel makamına otur. Willkommen, hoş geldiniz. Baban elini kız. Ha, baban evde mi? İçerideler efendim, sizi bekliyorlar. İyi, hadi. Çok heyecanlıyım baba, kızı verecekler mi? Ulan Dunkop, kızı bize vermeyecekler de Fransız Başbakan'ın oğluna mı verecekler? Hadi buyurun. Hoş geldiniz binaenaleyh. Hoş geldiniz, ortalığın kusuruna bakmayın. Ülke biraz karışıktı. Aşk olsun yenge, yabancı mıyız? Gerçi yabancıyız. Oh Elif, senin baba bu değil ki. O hepimizin babası, Cumhur Baba. Beni ondan isteyeceksiniz. Oh baba, biz babalara geldik. Ayıp oğlum, ben tanıyorum onu. Gruskoter Her Demirel. Her, kuşun eti yenmez Sayın Koy. Oo, buyur Her yenge, koy lan masanın üstüne. Gerçi size layık değil ama çam sakızı çoban armağanı. Ay siz de mi çobansınız? Bizim bey de çobandı vakti zamanında. Ya ya ya. Bana da çoban derler Almanya'da. Devlet başkanlarının kaderi bu çobanlık. Nazmiye aç bakalım, ne getirmiş çoban, görelim bakalım.
Bakalım Sülü, bakalım. Aa! Bize getirmiş Süleyman. Niye zahmet ettiniz Herkol? Ne zahmeti Dünür? İstediğin zaman girer çıkarsınız ya. Herkol ne o? Neonazi diye bir şey var her. Türklerin olduğu her yeri yakıyorlar her. Kız evi Nazi evi derler. Ayol oğlan evi Nazi evi be. O kadarcık Nazi çekeceksiniz artık. Hadi baba. Dur ulan. Kızım kalk da bir kahve yap. Türk kahvesi olsun. Efendim biz hayırlı bir iş için geldik. Yoksa Avrupa Birliği'ne girmemize evet mi diyeceksiniz? O da hayırlı ama cevap olarak hayırlı. Biliyorsunuz Almanya'da Türk kaynıyor. Dibi tutacak neredeyse Almanya'nın. Bizim oğlan da haliyle Türk kızına tutuldu. Bakın ben bile şakır şakır Türkçe konuşuyorum. Değil mi lan? Ya ne olmuş ki? Bizim kızın ne maslahat güzarları, ne NATO daimi sekreterleri, ne meşruti krallıklar, ne Arap emirlikleri istedi de vermedik değil mi? Olsun Nazmiye'm, çocuğun torpili sağlam. Devlette bir memuriyet kapar bu çocuk. Buyurun efendim kahveniz. Seversiniz diye kol böreği de yaptım size. Oo, sağ ol kızım, eline sağlık. Afiyet olsun. Hadi baba artık iste kızı. Ulan dur ulan patlama. Her demire sadede gelelim. Biz Allah'ın emri, peygamberin kavli, papanın icazeti, Hristiyan demokratların uygun görmesi, dışişlerin onayıyla kızınızı oğlumuza istiyoruz. Hayır. Baba. Was? Das? Was ist das? Binaenaleyh başlık olmadan olmaz. Başlık isteriz. Ne istiyorsanız ana başlıklar halinde söyleyin. Karşılıksız krediye, askeri işbirliği, tam üyeliğe destek, serbest dolaşım hakkı. Çok fazla. Ben bunları yaparsam beni Almanya'da oyarlar. Olsun. Kol kırılır, yiyen içinde kalır. Bize elini veren kolünü alamaz. Evet de baba lütfen. Bitti, bitti. Evet ama şimdilik. Bizden de evet. O zaman Türk usulü bir oynayalım. Reklamlardan sonra gene geleceğiz. Ne olur bizden ayrılmayın. Hükümet bir sınavdan geçti. Kaynak bunalımı, Libya'ya gezi fiyaskosu gibi kırık notlar alan hükümetin kurtarma sınavı gen soruydu. Bu güven oylamasına, milletvekillerinin koltuk sevdasına güvenerek giren hükümet paçayı kurtardı. Ama paçayı kurtaramayan biri daha vardı. Libya gezisinde devletimiz hakarete uğradığı için gen soru verildi. Oyunuz ne olacak? Herhalde seyirci kalmayacağım. Hükümet kurulurken de böyle söylemiştiniz ama evinizde oturup oylamaya gelmediniz. Kim, ben mi? Yok geldim de oturum salonunu bulamadım. Yanlışlıkla kalorifer dairesine girmişim. Fakat kaloriferciye mevzuyu anlattım. O benim sözümden dönmeyeceğimi bilir. Peki bu gen soruda tavrınız ne olacak? Oyumu kullanacağım. Beğenmezseniz etek giydirirsiniz. Beğenirseniz pantolon. Gen soru öncesinde böyle dedi paşa. Eteklere de soruldu. Onlar da gen soruya evet diyeceklerini ve kararlarını değiştirmeyeceklerini söylediler. Ve öyle de yaptılar. Pantolonluyu mu soruyorsunuz? O şimdi Marmaris'te. Böyleyken böyle paşam. Verdiğimiz sözden de dönünce herkes bir şey söyledi. Etek giysin dediler. Düşündüm, hak verdim. Sözümde durmalıydım. Binaenaleyh ben etek giymeyi hak ettim paşam. Yakışmış ne sakin? Sevgili, sevgili Antepliler. Resmiyete gerek yok paşa. Biz bize oturmuşuz şurada iki paşa. Paşa paşa görüşüyoruz. Fikrini açıkça söyleyebilirsin paşa. Ne takayım, ne takayım? Etek yengeli mi paşa? Benim bedenime göre eteği yoktu. Yeni aldık Vakko'dan. Nasıl, yakışmış mı paşa?
yakışmış ne de kim? Ne var ki sevgili Doğan? Transparan içini gösteriyor. İşte bunun içindir ki, seni bu vaziyette Marmaris'e dolaştırmam sevgili Doğan. Eksik olma paşa. Bu bana verdiğin ehemmiyeti gösteriyor. Gel, bili gel. Ne de kim, yanlış anlama, dünya alet bacım ol. Ama maşallah sende sütun gibi bacak var. Kamışı, yani oltayı onta kaldır paşa. Bilmem ki paşa. Bu yaştan sonra alışması zor oluyor. Lodos estikçe bacakları pişiyor. Ay ürperdim. Gel bili. Hop! Ne de kim? Tuttuk bir tane. Sevgili deniz ürünleri. Sevgili falamutlu hemşerilerim. Nasıl yutturduk sokağı ama? Paşa bak, kol gibi. Senin kamış benden daha büyük ne de kim? Sen niye tutamıyorsun paşa? Ah, bende biraz şans olsa. Sıkma canını paşa. Okça kamışı, salla kamışı, gelir birazdan. Aha, vuruyor. Bana vuruyor paşa. Ne vuruyor? Sevgili güreşçiler. Etek seni bir tuhaf yaptı Doğan. Ya balık vuruyor tertip. Oh, ben de yakaladım. Ne de kim? Neye el atsak başarıyoruz paşa. Hop! Bak popomuzdan balık tuttuk paşa. Bu taktığın hangisininkiydi? Doğan Paşa'ya taktı. Ne de kim? Bırakma mevzu da gel beraber paşa emekliliği yaşayalım paşa. Hop! Bak popomuzdan balık tuttuk paşa. Ha unutturma, 5 dakika sonra Kenan Paşa'ya bir tane daha takacağım. Tutamayınca kızıyorlar, askerliği yakmayalım. Oğlum 3 tane balık kaldı ha. Tamam söz, bırakacağım paşa. Aslında ben artık kalkayım. Bacaklarım üşüdü. Evet, böyleyken böyle oldu. Paşa sonunda etek giydi. Ama bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Sözünden dönenin, beğenilmeyecek davranışta bulunanın eteklik giymesi gerekir gibi kadınları aşağılamaya yönelik düşünceleri asla benimsemiyoruz. Zaten bu tür yakıştırmaların tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini bizzat etekliler ispat etti. Tamam anlaşıldı. Merci. Günaydın doktor. Günaydın. Bugün beni tahlil sonuçları için çağırmıştınız. Evet, neydi isminiz? Metin Olgun. Metin Olgun, bir dakikanızı rica edeyim. Metin Olgun burada yok. Bir dakika, siz şöyle oturun, ben içeriden size bilgi getireceğim. Bu Metin Olgun'un tahlil sonuçları çıktı mı? Biz de arkadaşlar da şimdi onu konuşuyorduk. Yoksa? Evet, tahmin ettiğiniz gibi. Buyurun, isterseniz kendiniz bakın. Hadi ya. Peki bir yanılma payı olamaz mı? Tıp yanılmış olamaz mı? Tıp. Maalesef. Ya akrabaları, karısı orada bekliyor. Nasıl söyleyeceğiz şimdi? Ah bir ses duydum. 4 numaralı ameliyathaneden beni çağırıyorlar. Bir dakika. Ah hadi ya 4 numaralı ameliyathaneymiş. Öteki 3'ü nerede lan? Bir tane ameliyathane var topu. Nasıl söyleyeyim? Ben söyleyemem arkadaş. Benim kalbim var. Ne yapacağız? Ne bakıyorsunuz ya? Ben kalpsiz miyim? He? Bu yaşa kadar zaten kimse anlamadı beni. Hocam şu işe bir çare bulsak. Ne yapalım? Kura çekelim o zaman. İyi fikir. Siz aranızda kura çekin. Kime çıkarsa o söylesin. Yok öyle numara. Kura çekeceksek hep beraber çekeceğiz. Laborant Cemil. Stop. Hülya hemşire. Stop. Doktor Osman. Stop. Yapmayın tamam bir telefon eder durumu bildiririz. Bir dost der kapatırız. Bırakın lan ben gidiyorum be. Delikanlık bende kalsın. Hayat bu. Takmamak lazım. Nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Bakın, isterseniz ayakta durmayın. Şöyle oturun size bir şey söyleyeceğim.
bir şey içer misiniz? Yok içmem. Sonuç ne oldu? Beraber bir yemek yiyelim. Yok sağ ol. Karıya kıza bir şey gidelim. Gerek yok. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Ya evet. Yoksa... Atacığım! Kardeşim! Enişteyim! Yani yaşayacak mıyım doktor? Maalesef tahlillere bakılırsa yaşayacaksınız. Kardeşim! Ama nasıl olur? Peki ya kalp sancıları? Allah kahretsin. Maalesef basit bir spazmmış. Peki ya mide? Kanser değil mi? Değil. Tıp yanılmış olamaz mı? Tıp yanılmaz. Ben bunca yıllık doktorum, tıbbın yanıldığını görmedim. Maşallah siz de turp gibisiniz. Bu gidişle 30 yıl daha yaşarsınız. Hem de 30 yıla. 30 yıl bu yaşam koşullarına ben nasıl dayanabilirim? Bir şey yapamaz mısınız? Ne yapayım kardeşim? Ben seni zordan öldüremem ya. Cevahi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Müjde. Yoksa? Evet, bir aylık ömrünüz kaldı. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim doktor bey. Allah'ım. Ne günlere kaldık ya. İnsanlar çaresizlikten ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Akşamki konuğum hep gündemde kalan, konuşmaları ve hakaretleriyle dikkatleri üzerine çeken bir zat. Bu zat-ı muhteremin adı Şevki Yılmaz. Hoş geldiniz. Ben sana hoş bulduk demem. Sen ki burada oturursun, herkesi makyajla benzetirsin. Burada canlandırdığın herkes tedirgin. Tedirgin, ne söyleyeceksin diye ağzına bakar. Sen suratsız rezil, beş para etmez sefilin birisin. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Bu arada ben de payımı aldım. Herkes kötü de biz, siz mi iyisiniz? Ben iyiyim. Ben temizim. Kimse bir şey söylüyor mu? Ben belediye başkanı için ağzıma geleni söyledim. Söyledim, kimse bana bir şey edemedi. Bir şey yapamadı. Çünkü ben haklıydım. Milletvekili oldum, meclise girdim. Dokunulmazlığım var. Ben iyi olmasaydım meclise girebilir miydim? Ben sütten çıkmış ak kaşığım. Belli oluyor. Neyse birer çay içelim de ağzı ıslatlansın. Buyur abi. Abimi kendine gel. Ben milletvekiliyim. Kendini bil, haddini bil. Ben senin nereden abin oluyorum hayvan? Ne oluyor? Hayvan oğlu hayvan. Benim babam senin ananı gördü mü? Söyle, aralarında bir şey oldu mu? Ne oluyor ya? Çıkın! İdare et. Allah kahretsin seni! Bu nasıl çay? Bu çayın şekeri nerede? Yanında. Hangi yanında? Sol yanında. Neden sol yanında iblis? Bu çayın bir de sağ yanı yok mu? Şeytan, iblis, pezevenk, yıkıl, stir. Her neyse, yoruyoruz sizi, değerli vakitlerinizi alıyoruz. Daha meclise gidip ülke için çalışacaksınız. Evet, sövüp saymadığım birkaç kişi kaldı. Eksiklerimi tamamlamalıyım. Peki, nasıl oluyor da böyle oluyor? Ben de anlamış değilim. Bugüne kadar ben hep böyle davrandım, böyle konuştum. Üstüne üstlük beni elimden tuttular. Aferin diyerek meclise soktular. Milletvekili yaptılar. Bundan sonra ne olacak peki? Ne diyeceksiniz? Kolay. Herkesten özür dileyeceğim. Bir kısım medyaya çatacağım.
Medyaya çatmak adettendir. Hatta elime geçmişken biraz çatayım. Bir kısım medya, Allahsız medya. Herkesi birbirine düşürürsün. Bana komple düzenlersin sultana medya. Sen ne ahlaksız bir kuruluşsun. Ben sana ne diyeyim? Medya, Allah cezanı versin. Senin başın ezilmeli medya. Gözyaşlarım da boğulursun inşallah medya. Peki medya ne diyecek bu işe? Hiçbir şey. Bir kısım medyaya çatmak adettendir. Sıkıştın mı çatacaksın medyaya. Görmüyor musun ablam hep öyle yapıyor. Kastettiğiniz kişiyi anladım da o sizin nereden ablanız oluyor onu anlamadım. O güzel abla partimize kucak açmakla kalmadı. Bana da sahip çıktı. Eski bir bant yüzünden benim şevkimi kırmayın, üzmeyin dedi. Ablam bir tanedir. Doğru, doğru. Bir tanesi bile ülke için yeterli. Peki şimdi ne olacak? Nasıl bağlayacağız konuyu? Şöyle olacak. Ben şaka yaptım diyeceğim. Arkadaşlarım da siz Şevki'nin ne kadar şakacı olduğunu bilmiyor musunuz diyecekler. Diğer yaptıklarımız gibi bu da şaka olarak tarihe geçecek. Bu şaka biraz şey şakası oldu. Yani tuhaf bir şaka. Galiba bu kez şaka yapma sırası Türk milletinde. Türk milleti de çok güzel şaka yapar. Bilir miydiniz? Peki ben şarkı söylemeyecek miyim? Bence ondan da eksik kalmayayım. Buyurun okuyun. Şimdi hiçbir şey olmaz, döşeyelim abi. Kuşunun ucunu döşeyelim abi. Aman abi, pardon yani. Seni yerler yerler yerler, seni ham yutar bu de. Bastı cinler periler. Abo ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey olmaz, döşeyelim abi. Tuşunun ucunu döşeyelim abi. Aman abi pardon yani. Ak güzel yari yarim, Allah yok mu zalim? Ne olacak şimdi halim? Abo ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey olmaz, döşeyelim abi. Tuşunun ucunu döşeyelim abi. Aman abi pardon yani. Seni yerler yerler yerler, seni ham yutar bu deliler. Bastı cinler periler. Abo ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey olmaz, döşeyelim abi. Tuşunun ucunu döşeyelim abi. Aman abi pardon yani. Gene geleceğiz. Ne olur bizden ayrılmayın anacığım.